Sesli köşelerde Reşit Aylamaz'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan iftira karşısında Mümince Duruş başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun müminin duruşu hep mümince olmalıdır. Şüphesiz yalan ve iftiralar karşısında da. Müminlerin annesi, annemiz ve hatta zahiri görüntüye göre kendi annesine iftira atanların ve bu mesnetsiz iftirayı hayasızca köpürtüp yayanların namertliklerine karşılık Kur'an, siz ey müminler, bu dedikoduyu daha işitir işitmez mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip haşa bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi? Demek suretiyle benzeri durumlar söz konusu olduğunda mümin farkına dikkat çekmektedir. Şüphesiz o gün bu duruşu ortaya koyan çok mümin vardı. Bir Ramazan ayını zehir eden ifrit hadise sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına ne düşündüklerini sormuş ve bir de onların gözüyle bakmak istemişti. Göz bebeği Hazreti Usame, "Ya Resulallah," demişti irkilerek. "Ehlin olan Ayşe hakkında biz hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Kesinlikle bunlar iftira ve batıl yalanlardır." Hazreti Ali'nin yönlendirdiği Hazreti Berire'nin duruşu da netti. "Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki onun hakkında ben hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onda kendisini ayıplayabileceğim zerre kadar bir olumsuzluğa şahit olmadım. Bildiğim tek şey bir gün kendisine muhafaza etmesi için hamur bırakmıştım. Yanında uyuyakalmış ve bu sırada gelen bir koyun da onu yemişti. Gözüm kulağım hakkı için vallahi de Ayşe altının en hası gibi pak ve tertemizdir." Sırada Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz vardı. "Ya Resulallah," diye başladı sözlerine. "Ben görmediğim bir hususta gözümü ve duymadığım bir kelam karşısında da kulağımı muhafaza etmek isterim. Şu kadar ki ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum." O gün Hazreti Ömer'in kendi kametine göre bir duruşu vardı. "Ya Resulallah," dedi. "Haşa. Bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kesinlikle biliyorum ki bu münafıkların yalanlarından birisidir. Biliyoruz ki Allah Teala bedeninize sinek kondurmaktan bile sizi koruyor. Bedeninizi pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden ve onları vücudunuza yaklaştırmayan Allah Celle Celaluhu nasıl olur da aileni böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz?" Hazreti Osman'ın yaklaşımı da aynıydı. "Ya Resulallah," diye başladı sözlerine. "Üzerine herhangi birisinin ayağı değmesin diye gölgenizi bile yere düşürmeyen veya yerdeki muhtemel kirlere bulaşan bir ayağın gölgenize basmasına bile müsaade etmeyen Allah, ailenizin iffetine dokunacak bir olumsuzluğa asla müsaade etmez." Hazreti Ali'nin şahadeti de aynı istikametteydi. "Bir defasında namaz kıldırıyordunuz ve namazın içinde ayakkabılarınızı çıkardınız. Sizi öyle görünce biz de çıkardık. Namazı bitirdiğinizde size bunun sebebini sorduk ve namaz esnasında gelen Cibril'in ayakkabınızdaki necaseti haber verdiğini ve bundan dolayı onları çıkardığınızı ifade ettiniz. Ayakkabınızdaki necasetten dolayı sizi uyaran Allah Celle Celaluhu, şayet herhangi bir problem söz konusu olsaydı, iffetiniz gibi hassas bir konuda evleviyetle sizi uyarır, şüphesiz Cibril-i Emin gelir ve bunu da size haber verirdi." Ve örnek bir ailenin destanımsı duruşu. Evine gelen Ebu Eyyub el-Ensari'ye hanımı sordu. "Ayşe hakkında insanların söylediklerini sen de duydun mu?" "Duydum ama bunların hepsi de yalan. Hem sana bir şey diyeyim mi ey Ümmü Eyyub? Allah için söyle bana, böyle bir şeyi sen yapar mısın?" "Allah'a yemin olsun ki asla yapmam." "Unutma ki Ayşe senden daha hayırlıdır." "Doğru. Ayşe'nin yerinde ben olsaydım asla Resulullah'a ihanet etmezdim. Halbuki Ayşe benden, Safvan da senden daha hayırlıdır."
Kur'an'dan dersini alan ve Allah Resulü'nün rahle-i tedrisinde şekillenen bir cemaatin duruşu böyleydi. Ya bugün? Halimiz içler acısı. Halbuki Allah, eğer müminseniz Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor, demişti. Peki bu furyaya kendini kaptıranlar kimi veya kimleri dinlediler de menşei belli yalan ve iftiraların girdabına kapıldılar. Kur'an'ın ifadesiyle işin aslına dair hiçbir bilgileri olmadan aynı sözleri ağızlarında geveleyip durdular. Üstelik Allah nazarında pek büyük bir vebal olan bu fiili küçümsedi, önemsiz bir şey sandılar. Hem rıza-ı ilahiden başka hedefi olmayanlar hakkında koparılan fırtınalar karşısında kaç mümin, böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz, haşa, bu pek büyük, pek çirkin bir bühtandır, diyebildi. Olmayanın delili olmaz ki şahit getirebilsinler. Hem zerresi olsaydı yeri göğü inletir, bütün dünyayı ikna ederlerdi. Bilakis iddianame olarak hazırlanan evrak-ı perişan, hizmet ehlinin beraat tezkeresi. Şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir. Dünkü tarihte yalan peşinde koşanlar, yaşadıkları sürecin yalan ve iftirası karşısında gaybubet etti. Utanılacak bir duruş sergilediler. Şüphesiz Kur'an'a, Allah Resulüne ve sahabiye kulak verilmiş olsaydı, böylesine bir savrulma söz konusu olmaz, tarihi yanılgı yine tekrarlanmazdı. Tarih şahit ki yine tekrarladılar. Sular durulduğunda birilerinin yalancının ta kendileri olarak tescil edileceğinde de şüphe yok. Neyse, biz yine Kur'ani beyana kulak verelim. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır, diyor Reşit Haylamaz, TR724'teki köşesinde.